Merhaba arkadaşlar. Şimdi hazır halka arzlar iyi gidiyorken, yan tahtalar bir nebze kıpırdanmaya başlamışken, hani önceki halka arzlarımızda da ufak ufak tavanlar gelmeye başlamışken, bunlara koton ve lila kağıt dahil çok şükür. Bugün Perşembe, bugün SPK'dan yeni halka arz onayı gelecek mi? Şimdi ben ümitliyim. Niye? Geçen hafta halka arz onayı gelmemişti. Decel Trading'in talep toplamaları vardı. Bu hafta bugün ikinci işlem günü ve ikinci işlem günde tavanda 20 milyon lottan fazla alış emriyle devam ediyor tavana. Şu an Yiğit de tavana gitti arkadaşlar. Yiğit Akü de şu an tavanda, gayet güzel. Umuyoruz devam gidecek. Koton tavana yakın, lila kağıt tavan arkadaşlar. Şimdi son halka arzlarımıza baktığımızda bakın, Soner Yılmaz da paylaşmış. Acaba bugün SPK'dan yeni halka arz onayı gelecek mi? Bence gelecek. Ama kim gelecek? Hangisi gelecek? Nasıl gelecek? Borçlu mu gelecek? Harçlı mı gelecek? Ortak satışlı mı gelecek? Bunlara bakmak lazım. Beklediğiniz halka arz var mı? Benim beklediğim var. Bakın şurada netket yazılım bekliyorum. Mikro yazılım bekliyorum. Ferbisi bile bekliyorum. Hektaş iştiraki, ama onun herhalde taslak izahnamesi henüz oluşmadı. Şöyle bir genel olarak baktığımızda son halka arzlardan, son reklamı çok olanlardan Flo Mağazacılık çok reklam yaptı. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Sizin beğendiğiniz halka arz varsa yorumlarda yazabilirsiniz ya da beklediğiniz. Enda Enerji çok konuşuldu zamanında. Taslak izahnamesi halen SPK'da bekliyor. Ha, enerji sektörü şirketleri bugünlerde gelir mi? Bilemeyiz. Enerjiler son nereden baksanız bir yıldır hemen hemen biz Europower'dan biliyoruz. Bir duraksamada var, bir düzeltme evresindeler. Öyle kolay kolay yükselemiyorlar. Gülermak Ağır Sanayi süper hisse. Ah bir gelse de diyoruz. Zorlu Yenilenebilir Enerji, Zoryen çok ses getirdi. Meysu, Meysu Gıda. Meysu bizim meyve suları, eski bir marka, güzel bir marka. Kule Hizmetler, Dünya Varlık Yönetimi, şöyle Arkopa Ahşap, şöyle Uslu ÇMS Demir Çelik, Pençe, Penti, Penti Tekstil arkadaşlar. Perakende satış yapan giyim sektörü, iç çamaşırı sektörü, bakın şu şekilde. Özellikle gıda perakendecileri. Enflasyonu çabuk bir şekilde etikete yansıttığı için ve hep nakit çalıştıkları için bence kazanmaya ve kazandırmaya devam edecekler. Perakende'den şaşmamak lazım diye düşünüyorum. Eforçay zaten işleme başladı. Teskim Kimya. Yeni Tarkim olacak deniyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Netket yazılım söyledik. Tavuk Dünyası, Destek Finans, Golda, SMM, Ferbiz. Şöyle bakıyoruz. Enda Enerji'yi söylemiştik. Alnus Yatırım söyledik. Bin Bin Ulaşım. Daha şeyde de bahsettik. Taslak izahnamesinde ayrı bir video olarak sizlerle paylaşmıştık. Cem Zeytincilik, Kosmer Kimya. Burada daha eksik olan şirketler de var. 80 tane şirket şu an taslak izahname olarak SPK'dan onayı bekliyor arkadaşlar. Bakalım bu akşam onay gelecek mi? Bu akşam sizlerle biz de paylaşacağız. Gelir gelmez umuyoruz güzel bir halka arz onayı gelir. Biz de buradan sizlerle hani şöyle borçsuz harçsız dediğimiz gibi bir şirket gelir arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz.